köfteli kesin kenteyiz. Orijinal Özbek pilavını Rustam ustamızın elinden. İzleyip tatma şansı bulacağız. Evet Rustam ustam bu. Evet. Sana bu kızardı. Şimdi. Soğanı ne kadar kalacak? Evet. Sert renk olana kadar. Renk değiştirene kadar. Evet. Peki şahane diyoruz. Sinema rengini veren soğanın kavrulması. O yüzden çok önemli bir şey. Bu kadar bir kadar kavrulması. Şimdi ilave ettik. Şimdi usta suyu koyacak. Daha önce bir gün önceden ustamızdan denizden olsun. Bu kadar suyu. Ne kadar su koyuyorsunuz? Ne kadar, kaç kilo koyuyorsunuz? 100 kilo, 100 kilo koyuyorsunuz. 2 kilo suyu koyuyorsunuz. Kaç kilo su koyuyorsunuz? 2 kilo su koyuyorsunuz. Bu şekilde 1 saat pişirmeye başlayalım. Kısık ateşte yaklaşık 1,5 saat pişti. Havuçlarını koyduk. İki farklı renkte havuç. Havuç 20 dakika, 15-20 dakika doğru mu? 20 dakika pişti. Şimdi haşlanmış nohutları. Bulup suda bekletilmiş üzümleri attık. Bu arada bunları atarken ateşin altını açtık. Yani kısık ateşte pişmişti 1,5 saate. Bunları ilave ederken ateşin altını açtık. Rezene tohumundan sonra pirinci ilave ediyoruz. Yıkanmış, süzülmüş pirinci. Başta söylediğim gibi 2 kilo pirince 2 litre suyla beraber pişirdi etik. Etin kendi suyu yağı derken en sona... Pirincin hepsi sıvanması lazım. Ya, pirincin hepsinin ıslanması lazım. Yani şu an koyduğum pirincin hepsi suyla bir temas etmesini sağlıyor ustan şefimiz. Evet 25 dakika böyle kısık ateşte kaldı. Karıştırıyoruz şu an. Pirincin pişmesine bağlı olarak yaklaşık bir 10 dakika kapağı kapalı bir şekilde dinlenmeye bırakılacak. Altını kapatarak ateşi. Allah utandırmasın. Petremle ayırıyoruz. Üzerine dekolte kullanacağız çünkü. Bir şey sağlığına durur, dolunca daha basar. Elde pişen etle ve yumurtayla, buldurcu yumurtası ya da normal yumurta ama orijinalde buldurcu yumurtası dışarıdan servis ediliyor. Şimdi ben sizin için tadına bakacağım. Kadar yokmuş. Afiyet olsun. Usta memnun sağ olun. Süper.